Efendim, herkese mutlu sabahlar, günaydınlar. Efendim bugün de yine çok kıymetli misafirimle beraberiz. Bugün çok merak ettiğinizi düşündüğümüz, bizim çok merak ettiğimiz çocuk doktoru olarak, çocuk doktoru olduğumuz halde, çünkü baş ağrılarını çocuklarda biz merak ediyoruz. Belli yaşlardan sonra ortaya çıkmasını bekliyoruz. Acaba erken yaşlarda da olabiliyor mu, yoksa çocuklar anne babalarını taklit mi ediyorlar? Gerçekten baş ağrısı mı bu? Bunları Profesör Doktor Dilşat Türkdoğan hocamızla konuşacağız. Kendisi çocuk nörolojisi uzmanı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesi kendileri efendim. Efendim bize canlı yayın sırasında ulaşmak isterseniz, hocamıza bizzat sorularınızı bu baş ağrısı konusunda sormak isterseniz 0212 alan koduyla 454-55-06 ve 454-55-07 numaralarından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda efendim sitemiz öncecocuğum.com sitemizi hatırlatıyorum. Facebook ve Twitter'dan da bizi izleyebileceğinizi hatırlatıyorum ve hocamıza dönüyorum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuklarla uğraşmak çok keyifli. Onların nörolojik problemle uğraşmak da biraz zorlu da olsa yine de keyifli değil mi efendim? Tabii ki. Yardımcı olmak çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Baş ağrıları efendim, yani anne babalar bazen anlamakta da zorluk çekebiliyorlar. Yani çocuğun da bu şekilde baş ağrısı olabilir, migren olabilir mi diye düşünebiliyorlar. Ama biz şimdi genel olarak isterseniz çocuklarda da baş ağrısı olur mu? Bir kere en azından onu bir konuşalım. Ne kadar çok geliyor, yani sıklık ne durumda, onları öğrenmek istiyorum. Tabii. Baş ağrısı olur tabii ki olur. Çünkü sinir dokunun kendisinde beyin dokusunda bir sinir yayılımı olduğu için baş ağrısı olur. Ama esas olarak beyni saran bir zarımız var ve damarların çevresinde sinir ağı var. İşte ağrıyı yapan şey bu. Beynin şişmesi ya da bir bası anında ya da damarlarda bir genişleme anında ya da çok aşırı bir damar ağında, sıkışma anında bu sinirler uyartılaraktan baş ağrısı olur. Her yaş? Aslında her yaşta var. Biliyoruz ki ateşli çocuğun çok huzursuz ve aslında bu huzursuzluğun bir nedeni de baş ağrısı. Mesela menenjitli hasta, hep biliyoruz meslek tabii. Hayatımızda çok şiddetli baş ağrısı var. Ama yaş ne kadar küçükse tabii bunun sözel ifadesi o kadar güç oluyor, ama yok değil diyemiyoruz. En erken kronik baş ağrılar için tespit edilen 3-4 yaş. Hakikaten yerini bile söyleyen hastalarım oldu. İşte başımın şurası ağrıyor diyerek gösteren, hakikaten orada bir fokal mesela sinüzite olan ya da hakikaten migren ağrısı başlayan hastalarım oldu. Olmaz değil, ama kronik tekrarlayıcı ağrılar için düşünürsek okul çocukluğu başlangıç yaşı temel olaraktan en sık. Tabii ergenliğe doğru giderek artıyor ve ergenlikten sonra da erişkin sıklığına ulaşıyor. Baş ağrıları aslında çocukta çok farklı yönlere yayılıyor, ama erişkinler oldukça farklı özellikleri var tabii ki. Cinsiyetle efendim farkı var mı? Belki migren erken yaşlarda olmayabilir, ama ileriki yaşlarda var. Migren için var. Migren için biliyorsunuz kız çocukları daha yatkın, ama ne zaman bu yatkınlık başlıyor? Ergenlikle ortalama 16 yaşlarından sonra kızlarda, kadın cinsinde daha fazla. Aynen erişkin şeyine benziyor, ama okul çağında eşit. Hatta okul öncesi ve okul yıllarının ilk döneminde erkek çocuklarında biraz daha sıklık fazla. Peki efendim, hani baş ağrılarını biz nasıl değerlendirebiliriz? Mesela bazı ağrılar, biraz önce çok güzel anlattınız. Dediniz ki işte menenjit gibi, ateşli hastalıklar gibi huzursuzluk baş ağrısı bir belirtisidir gibi dediniz. Hani ani başlayan, ani ortaya çıkan, kısa süreli baş ağrı olabildiği gibi de tekrarlayan baş ağrıları var. Bizi birazcık daha tekrarlayan baş ağrı doğrusunu isterseniz korkutur ve size yönlendiririz genellikle onları. Ama isterseniz bu ayrımla birlikte hani ani başlayan baş ağrılarında ne olabilir? Dediğiniz doğru. Tıbbi terminoloji biz olayları akut ve kronik, yani yeni gelişen hat ya da tekrarlayan devam eden süreç olarak ikiye ayırıyoruz. Baş ağrısı öyküsü alırken hep soruyoruz, ne zaman başladı? Bu çok önemli. Ağrı yeni mi başladı ya da daha önce olan ağrı mı, ya da karakter değiştirdi mi, sıklığını değiştirdi mi? Onun için baş ağrılarını akut ve kronik diye toparlarsak, akut baş ağrıları mutlaka bir nedene bağlı. Mesela dediğiniz gibi enfeksiyonlar, özellikle sinir sistemi enfeksiyonları, işte paranazal sinüs enfeksiyonları, her türlü enfeksiyon aslında baş ağrısı yapabilir. Her türlü. Hem yerel ağrılar hem de genel sistemik problemlerde baş ağrısı olabilir. Çocukta hipertansiyon görüyoruz. Okul öncesi dönem hipertansiyon atağının baş ağrısıyla geldi. Maalesef esansiyel hipertansiyon yaşı bayağı çok düştü. Az örneklerde de olsa düştü. Onun için o grupta da baş ağrısını görüyoruz. Ama akut baş ağrısının en sık nedeni enfeksiyonlar. İkinci ilaçlar. İlaçları iyi kurgulamak lazım. Mesela biz epilepsi ilaçlarımızın bazısı baş ağrısını tetikliyor.
Kimisi migrende kullanılmasına rağmen tedavi amacıyla ilaçları yine sorgulamak çok önemli. Hipertansiyon önemli bir neden, travma. Akut baş ağrısı en önemli nedenlerden biri de travma. Ama hekim ve ailelerin en önemli korkusu beyin içinde yer kaplayan bir kitle var mı, bir kanama oldu mu? Tabii ki, tabii. En temel soru o. Şimdi burada bir aslında teknolojinin de biraz bazen kötüye kullanımı oluyor. Nasıl oluyor? Gereksiz tetkikler gibi. Gereksiz tetkikler gibi. Aslında ben biraz onu da altını çizmek istiyorum. Ağrının karakteri ve hikayesi çok önemli burada belirlerken. Hasta size çok şiddetli bir ağrıyla gelebilir ama öncesinde başlayan atakları var mı, ağrılar var mı ve bu ne kadar bir süreye yayılmış? Yapılan çalışmalar göstermiş ki eğer sizin ilk tanıştığınız bir hasta size baş ağrısı da geldiyse bunun 6 aylık bir öyküsü varsa tümör değildir. Tabii bunlar çok kaba, keskin. Olsun ama yine de çok güzel bir pratik güzel bir bilgi. Güzel pratik bir bilgi ama nörolojik muayenenin normal olma koşuluyla artı çok önemli bir şey ağrı karakterindeki bir değişiklik. Mesela ağrının sizi uykudan uyandıran ağrı hemen her zaman araştırılması gereken ağrıdır. İsterse 3 yıldır olsun. Çünkü hasta migren olur artı yeni gelişen bir süreci tabii olabilir. Bunları eğitim. Hastanın bitkinliği çok önemli. Hasta bilinci bulanıyorsa zaten hiç tartışmasız. Tabii ki altında organik bir problem olan ağrıdır. Yani fokal bir nörolojik bulgu. Mesela nöbetle gelen bir baş ağrısı bizi her zaman başka bir yöne tetikler. Mutlaka olmalı. Hastada geçici güç kaybı vesaire bu tür problemler varsa orada baş ağrısının altında organik bir neden bulmanız çok önemli. Bir küçük şeyde ayrıntı mesela enseden başlayan ağrı migren için tipik değildir. Evet. Belki migrene geçebilerek hani bu kıyaslamayı yapabiliriz. Ama ağrı öyküsü çok önemli. Fakat 6 aydır süre gelen ama bu dönemde biraz şiddeti artmış ama niteliği hep aynı olan ağrı. İşte sıklığı artmış ama nitelik aynı. Eşlik eden bulgular değil. Nörolojik muayeneniz normal. O zaman sırtımızı biraz yaslayıp beklemek ve başka olasılıkları yani kronik tekrarlayan ağrı nedenlerini tartışmak lazım. Efendim şöyle sormak istiyorum ben. Dediniz ya en sık gerçekten bizim de şu anda çocuk hekimi en çok rastladığımız baş ağrıları içerisinde enfeksiyonlar. Ve bunların da hani nerede olduğundan ziyade sistemik etkisinden dolayı mesela ateşin yükseltmesinden ateşin baş ağrısıyla direkt bir ilişkisi var mı? Tabii ateşte, direkt olarak. Çünkü ateşi yöneten her şey beyin. Çok narsistik bir düşünce gibi ama her şey beyin. Ben nöroloğum her şey beyin. Ama öyle yani tersine bir şey yok. Her şeyi beyin yönetiyor. Ateşin de biliyorsunuz merkezi kontrolü var. Ateşteki nöromedyatörler salınan toksinlerin kesinlikle baş ağrısı. Aslında baş ağrısı, kronik baş ağrısı, patogenesi de çok tartışılan bir şey. İşte vasküler teori var biliyorsunuz. Serotinerjik yolların çalışması teorisi var. Ama vasküler teori üzerinden, nöromedyatörler üzerinden hani o küçük kimyasallar, o mikro kimyasallar üzerinden işleyen mekanizmalarla kesinlikle ağrı ateşle direkt tetikleniyor. O zaman yani çok ben tedirgin olmasınlar diye bunu sormak istedim. Özellikle aileler. Yani ateşle birlikte baş ağrısı beklenen kesinlikle. Küçük bebeklerde huzursuzluk, huysuzluk. Büyük çocuklarda da direkt olarak ağrı ifade olarak da. Bir de genel olarak değil mi efendim? Ateşte genel bir baş ağrısı genel çocukta hissederler. Lokalize değildir. Çok doğru. Lokal bir enflamasyonu yoksa mesela sinüziti yoksa mesela mastoiditi, otiti yoksa yerel ağrılar vardır tabii ki. O beraber kırgınlıkla beraberdir. Hasta düşkündür, uykuludur. Bir de efendim yine baş ağrılarında hani bunları geçtikten sonra migren ve diğer ağrıları geçeceğiz ama bu enfeksiyonla alakalı menenjit meselesi. Menenjit konusunda şu anda o kadar güzel aşılarımız var ki. Kesinlikle. Hatta meningokok aşısı da çok yakın zamanda Ocak ayında Türkiye'ye gelecek. Evet. Ama biz normalde işte diğer prevenar aşımız, yani diğer zatürre aşımız veya işte hip aşımızı yapıyoruz, hemofilüze influenza aşımızı yapıyoruz. Bunlar da menenjite karşı ciddi koruyuculuk sağlıyorlar. Kesinlikle. Ve biz eskisine göre görmüyoruz değil mi? Mutlaka size de komplikasyonlar sen geliyordur belki. Menenjit sonrası evet, sekerlersen artık görmüyorum. Evet hastanede de ben araştırıyorum görmüyorum. Hiç yok. Bizim hastanemizde biliyorsunuz meningokoksemiden ne kadar korkunç. Çok, kış ayında çok yoğundu. Aynen öyleydi. Hakikaten öyle aşılarla. Ben son bir ayda bizim servise yatan bir menenjit biliyorum. O da galiba aşıyı kaçıran gruptan olmuş. Hakikaten aşılamayla menenjitler ve onun komplikasyonları çok azaldı. Hastalarımı ben şöyle diyorum. Mesela menenjit şüphesiyle bize hastanemize sevk edilmiş bir hasta. İşte gidin gerekenler yapılsın falan denmiş. Çocuğu değerlendiriyorum. Efendim diyorum benim hastam, takipli hastamsa bu hastam aşılarında zaten kesinlikle bir
iptal olma durumu, eksik olma durumu söz konusu olmayacak. Bütün çocuk hekimi arkadaşlarım böyle yaptıklarına %100 inanıyorum. Böyle olan bir çocukta aşılarını tam yapalım. Çünkü menenjiti zaten ihtimal olarak biraz da aşağılarda tutmak çok gerekiyor. Çok doğru, çok yani doğru. Aşılar tam olduktan sonra... Bağışıklık sistemi bozuksa, kafa travmaları varsa, özel hazırlayıcı nedenler varsa belki onun dışında buyurduğunuz doğru. İşte efendim bu aşıların da önemini bu arada biraz daha... Vurgulamış olduk. Efendim isterseniz bir de sizin özellikle çok uğraştığınız, hani sizi ilgilendiren özellikle dediğim gibi biz de baş ağrıları tekrarlıyorsa sizden mutlaka bir konsültasyon istiyoruz. Tekrarlayan baş ağrılarının... Genel olarak nedenleri nelerdir? Bunları ayrıntılı inceleyebiliriz tabii ki. Evet, biz bir ağrı 6 ayı geçerse artık kronik diyoruz. Tekrarlayan ağrılarda en sık gördüklerimiz migren ve gerilim tipi baş ağrılar. Çocuk yaş grubunda diğer az gören hastalıklar, hani küme baş ağrıları vesaire ben meslek hayatında bir ya da iki görmüşümdür. Çok görmüyoruz. Onlar daha çok erişkin dönemde ortaya çıkan ağrılar. Kronik ağrılardan tabii migren ve gerilim ağrıları çocuk yaş grubunda ilginç, çok birbirini örtüşen özellikleri var. Biz saha çalışması yapmıştık. Baş ağrılarının ortalama sıklığı %5-6 civarında çıkmıştı. Okul yaş grubunda yaptık onu. Okul ve ergenlik döneminde, yani ortaokulu da içeren bir grupta, lisenin 16 yaşa kadar aldık baş ağrısı şeyini, prevalans çalışmasını. Orada da migrenle gerilim baş ağrılarının çok kesiştiğini gördük bazı özellikler açısından. Okul döneminde çocuğun baş ağrısı klasik migren ağrısını taşımayabiliyor özelliklerini. Ama yaş büyüdükçe bu daha ayrışıyor, netleşiyor. Migren ağrıları çocukta var. Yok değil, değil. Ama dediğim gibi bazı özellikleri bulanık. Fakat mesela erişkinde tek taraflı ağrılar tipiktir. Sınıflandırmasında da mutlaka ana kriterlerden biridir. Ama çocukta iki taraflı baş ağrısını görür. Tek taraflı olmayabilir. Olmuyor da. Olmuyor. Hemen %90-99'u iki taraflı oluyor. Mesela bu ayrım özelliği. Erişkinde sürenin 2 saattir ama çocukta bu yapılan çalışmalar, bizim çalışmamızın da buna katkıda bulunduğunu düşünüyorum. 1 saate indirildi, kabul edildi. Bu sınıflandırmada 2008'de değiştirildi Dünya Baş Ağrısı Derneği tarafından. Ben her zaman ağrıda aileye ağrısı olunca çocuk nasıl diye sorarım. Biliyorsunuz aslında çocuğa nasılsın deme gözlemle. Hekimlikte hala gözlem çok, gözlem çok taşını, tanının %60-70'ini oluşturuyor. Eğer çocuk ortamda çekiliyorsa, mesela içeri gidip yatmak istiyorsa, ışığı kapatın, televizyonun sesini kısın diyorsa, o çocuğun ağrı şiddeti en az ortadır. En azından ortadır. Ortadır. Hatta içeri çekilip gidiyorsa şiddetlidir. Günlük faaliyet. Bir çocuğun biliyorsunuz günlük faaliyetlerden kopması çok önemlidir. Kolay kolay kopmazlar. Kopmaz. Kolay kolay sürünür kopmaz. Evet. Ama kopuyorsa şiddetlidir. Bir ağrı şiddetliyse de migrendir. Gerilim ağrısı değildir. Efendim isterseniz sorumuz varmış. Tabii. Efendim bekletiyoruz. Yönetmenimiz uyardı. İsterseniz alalım devam edelim. Çünkü tabii, o kadar güzel anlatıyorsun. Kesmek istemedim sizi. Efendim Emrah Bey sizi dinliyoruz. Buyurun. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın hocam. Ben Niğde'den arıyorum. 3,5 yaşında bir kız çocuğum var. Kendisi arachnoidit tesisiyle bir baş ağrısı şikayetiyle Niğde'deki beyin cerrahi uzmanına gittik. Bu baş ağrısı kısa süreli, 1-2 dakikalık geçişlerde bulundu. Daha sonra bayılma nöbetle başlamaya başladı nöbetler. Nöbetler 3 hafta arayla devam etti. 3 kere nöbet geçirdi. Daha sonra nöbetler 1 haftaya düştü. Yapılan araştırmalar yaptırdık. MR'ı 58 çarpı 40 çarpı 56 milimetre sol temporal bölgede arachnoid kis teşhisi konuldu. EEG raporu da normal uyku istirahati normal çıktı yani. Evet. EEG'si de güzel çıktı. Fakat nöbetleri birer haftayla sıklaştı. Biraz daha sıklaştı. Evet. Bu konu hakkında bilgi alacaktım hocam da. Peki. Efendim bir sorunuz var mı? Net her şey. Yok sorun. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Geçmiş olsun size. Hocamız yardımcı olacak. Arachnoid kis tesadüfen çıkan çoğu MR'da bir bulgu. Hakikaten baş ağrısı nedeniyle, biz epilepsi nedeniyle de yaptığımızda çıkıyor. Burada arachnoid kistin temel yani bir hastalık yapıcı özelliği bası yapması. Eğer beyin dokusuna bası yapıyorsa ya da çok büyükse, öyle ki bir beyin yarım küresinin 1/3'ünü kapatan, o kadar, o arada beynin o bölgesinin gelişmesini
yavaşlatan, tabii anne karnında oluşan bir anomali bu. Böyle araknoid kistler var. Meslek hayatımda benim epilepsi nedeniyle ameliyatını yaptırdım bir ya da ikidir. Çünkü bası yapıyordu, hakikaten epilepsisi düzeldi. Bir kere bunu radyolog ve nörolog beraber tartışmalar. Bu beyefendinin sorusuna cevap çünkü olarak söylüyorum. Çünkü artış var diyor. Evet, mesela epilepsi orada araknoid kist olmadan da oluşabilir ve ilaca yanıtsız da olabilir. İyi tedavi edilemiyor olabilir. Pek çok neden yapabilir. Önemli olan burada bası yapı, kitle etkisi var mı? Eğer beyin dokusuna kitle etkisi varsa o araknoid kist rahatlatılıp nöbet kontrolü sağlanabilir. Böyle nadir vakalarımız var. Araknoid kist baş ağrısı ilişkisine gelince bu çok büyük kistlerde evet. Yani geçici bir genişlemeyle, çünkü araknoid kist beyin sıvısının dolanımıyla ilişkili olabiliyor. Kist girip kistin içine sibop gibi düşünürsek, aynen bizim pneumotoraksta gördüğümüz gibi boz sıvısı girip orada kalabiliyor. O çok vurucu, keskin ağrılar yapabiliyor. Beyefendinin ifade ettiği ilk başlangıç böyle olmuş. Böyle vakalarım oldu mu? Oldu. Hakikaten. Ama araknoid kistin operasyonu da oldukça zor bir operasyon. Başarısı da zor. Basit görünüyor ama işte kisti şant mı takılacak, kist boşaltılacak mı? Beyin cerrahlarının genelde ayak sürdükleri bir ameliyat. Çünkü tekrar söz konusu. Onun için bu konuyu mutlaka nörologla, beyin cerrahının ve hatta radyologun birlikte oturup tartışması lazım. Çok teşekkür ederiz efendim. Migren çocuklarda migren olur mu? Ve gayet de diyorsunuz hani sıklıkla ilgili ifade de ediyorlar. Yapıldı. Evet, evet. Migrenin dediğim gibi 6 yaşta, 6 ayda, son 6 ayda 5 kere atak gibi bir atağını bekliyoruz. İki taraflı oluyor. İlişkinden farklı. 1 saat sürüyor, 2 saat sürmesi gerekmiyor. Ve şiddeti önemli bir kıstas. Orta veya ağır olmalı. Migren atağı hafif olmaz. Bu sınıflandırmada böyle. Ama hafif atakla başlayıp sonra orta şiddetli atağa dönen vakalar çok sayıda. Yaş küçük. Yani çok belli belirsiz demek istediğim şey bu. Okul yıllarının başında hafif hafif başlıyor. Burada aile öyküsü çok önemli. Mutlaka sormak lazım. Aile özellikle değil mi efendim? Kesinlikle temel ölçülerden biri. Ailede migren varsa çocukta görme evet, ihtimali. Özellikle kadın cinsinde. Hep sorarım. Halalar, anneanneler, babaanneler, teyzelerde var mı? Mutlaka öykü çıkıyor. İkinci derece, bazen birinci derece akrabalarda. Bunlar hep migren için destekleyici kriterler. Auralı dediğimiz işte önce gözünde belirti. Evet önce onlar çok düşük. %20. Çocuklarda çok az. Çok az. Çok atak %20. 5'te 1 bakalım. Erişkinde efendim hemen. Erişkinde daha yüksek. Ama bunun her atakta da olması gerekmiyor. Çoğu aslında önce belirtisiz. Çok azı önce belirtili. Görsel şeyler işte yanan ışıklar, parlayan ışıklar, geçici bulanık görme. Ben en çok parlak ışıkları görüyorum. Öyküde geçici görme kayıplarını görüyorum. Bu önce belirtilerde epilepsiyle çok karışıyor. Epilepsi ile baş ağrısı arasında çok değişik bir ilişki var. Çünkü ikisi de beynin paroksismal dediğimiz vurup kaçan olayları. Evet. Bunun için cilt cilt kitaplar yazılmış. Çok eski nörologlar bununla çok uğraşmışlar. Biliyorsunuz MR yok, EEG çok 1950'lerde tıbbın hizmetine klinik, sunulmuş. Onun için sans klinik ki çok güzel. Ben hala o hekimliği çok seviyorum dinlemek. Zaten nörolojinin genel olarak tanısı %70 öykü. Ve gösterilmiş ki migren auralarının en çok görsel oluyor. Yani görerek işte ya da görüntü kaybı olarak dediğimiz görsel şöyle. Bazen geçici felçler olabiliyor. Kolu tutmayabiliyor. Böyle giden aileler var. Hemiplejik migren aileleri. Bunlar küçük oranlar. Geçici olarak konuşma bozuklukları olan var. İşte bunlar epilepsiyle çok karışıyor. Böyle ayırtıcı olarak kısa sürüyorsa bunlar 3-5 dakikaysa mutlaka epilepsi lehine yorumlamak daha uygun. O yönde tetkik yapmak lazım. 5 ile 60 dakika ise migrenliğine düşünmek lazım. Arkasından baş ağrısı gelmesi her zaman bir kriter değil. Bazı epilepsi atakları var. Özellikle oksipital lob epilepsileri post iktal dediğimiz nöbet bittikten sonra da migren ağrılarıyla geliyorlar. Ya da epilepsi hastası belli bir dönem sonra migren olabiliyor. Bu iş oldukça karışık. İkisinin birazcık bir arada olduğu hastalar da var. Onun için her migren epilepsi değil tabii ki. Her epilepsi de ille mutlaka migren beraber demek değil. Böyle bir mesaj çıkmasın. Tabii ama ki en sık gördüğümüz şeyi önce belirtinin olmadığı grup. Efendim isterseniz bunlar ayırt edilmesiyle ilgili neler yapması gerektiğini konuşalım ama biz annelerimize sorduk. Bu baş ağrılarıyla alakalı acaba neler biliyorlar? Çocuklarında böyle bir şikayet var mı? Tamam. Bakalım onlar neler demiş. İsterseniz tabii, birlikte izleyelim. Tabii. Efendim annelerimize sorduğumuz soruların cevaplarını bir görelim hep beraber.
Hiç baş ağrısı şikayeti oldu mu çocuğunuzun? Yok, şimdiye kadar olmadı. Peki böyle bir şikayetle işte başının ağrıdığını hisseden bir durumla karşılaşsanız ne yaparsınız? Yani en mantıklı olanı anında doktora götürürüm. Valla baş ağrısı şikayeti olmadı ama okullar açıldığından beri gripten kurtulamıyoruz işin açıkçası. Bilgim yok pek fazla, başı fazla ağrımıyor. Benim çocuklarımda olmadı ama biliyorum yani tabii bu sıralar arttığını, bu dönemlerde arttığını biliyorum. Bu şeyden olabilir yani tabii çocukların çok televizyon izlemesinden olabilir, gıdalardan olabilir. Ne bileyim evlerde fazla kapalı kalmalarından olabilir yani her türlü olabilir bunu. Benim çocuklarım daha yeni konuşmaya başladılar. Bir takım şikayetlerini yeni yeni anlıyorum. Mesela kulak gösteriyorlar, kasıklarını gösteriyorlar ama tabii ki böbrek olarak algılayamıyorlar herhalde. Baş olarak şu anda hiç rastlamadım ama duyuyorum. Ben duyuyorum, baş ağrıları oluyor. Benim çocuğumda da oluyor zaman zaman. Benim kendi çocuğumun sebebi sinüzit. Sinüzit olduğu için zaman zaman başı ağrıyor. Ama başkalarının çocuklarında da oluyor. Efendim tekrar günaydınlar, tekrar merhabalar. Hocamız Profesör Doktor Dilşat Türkdağ, çocuk nöro uzmanı hocamızla beraber muhabbetimizi sürdürüyoruz. Efendim ne dersiniz? Anneler, babalar az çok bilinçliler ve evet. Hani sinüzitten kaynaklandığını veya bazı işte kapalı ortam, televizyon, gürültü evet, güzel. Etkilediğini. Hakikaten keşfetmişler bazı sık nedenleri. Ama mesela sinüzitin ağrısında pozisyon çok önemlidir biliyorsunuz. Tabii. Bazı sinüslerin boşalmasıyla ilişkili mesela yatarken öksürükle eşlik eder, ayaktayken ya da baş ağrısı olur. Onlar ayırt edici yönleri tabii ki. Efendim isterseniz o zaman biz muhabbetimize bölmemek açısından bir reklam aramızı verelim. Arkasından kaldığımız yerden evet. Sürdürelim. Hı hı. Efendim az sonra tekrar karşınızda olacağız. Kısacık bir reklam aramız var. Dermokil, kilden gelen güzellik. Özgürce spor yapmanın en konforlu yolu. Hattrick. Toplantı ve kongrenin yeni adresi İhlas Armutlu Tatil Köyü. Belediyeler, sanayi kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve okullar. Evinizin rahatlığında yeşil ve maviyle iç içe eğitim ve motivasyon toplantılarınız için sizi İhlas Armutlu Tatil Köyü'ne bekliyoruz. 30 kişiden 550 kişiye kadar tam donanımlı toplantı salonları, tam pansiyon konaklama imkanı, her dairede şifalı kaplıca suyu, havuzlarda 28 derece ısıtılmış deniz suyu, kür merkezi ve eğlence merkezleri. Hepsi İstanbul'a sadece 1 saat uzaklıkta. İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 0226 531 10.00. Çile, çile, çile. Bitti artık bu çile. Alf Hero, basınçlı buhar teknolojisiyle zor kirleri, mite ve zararlı mikroorganizmaları yok eder. %100 doğal aktijenle bakteri ve virüs gibi mikropları öldürür. Mikro ve biyolojik temizlik sağlar. Hero ile çile biter, temizlik başlar. Alf, innovative life. Bu bir ilk. Ayaklarını yerden, gerçekten kesecek bir ilk. UFO uzaya götürüyor. UFO ile uzaya giden ilk Türk sen olabilirsin. Bir UFO al, uzaya git. UFO. Doğadan sanata. Yurtbay Seramik. Soba İhlas'tan alınır. Türkiye'nin en çok satan ısıtıcıları, rakipsiz kalitesiyle, uygun ödeme koşullarıyla kışa hazır. Aura ısıtıcılar
İster kredi kartlı, ister senetli, 12 aya varan taksitlerle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde. Rubiris Şemsiye hava durumunu sunar. Şemsiye hava durumunu sundu. Termokil, kilden gelen güzellik. Efendim tekrar merhabalar. Hocamız Profesör Doktor Dilşat Türkdağ hocamızla beraberiz. Çocuk nöroloji uzmanı. Baş ağrıları hakkında konuşuyoruz. Hattımızda bir izleyicimiz var. Kendisi bekletmeden hemen alalım efendim. Dinliyoruz efendim. Buyurun. Benim çocuğum 16 yaşında, lise 3. sınıfta. Evet efendim. Lise 1'de başladı baş ağrıları uzun sürelerle. Yani seyrek enseden gelen bir ağrılarla iğne vurduruyoruz, geçmiyor. Sonra götürdüm nörolojiye. O da beni şeye yönlendirdi. Bir MR çekildi. MR'da beyinde lekeler çıktı. Daha MR kan tahlilleri verildi. O tahliller çıkmadan çocuğum bir gün geldi. Gözüm görmüyor anne. Gözüm kapandı. Görme bozukluğu. Bir gün geldi. Ağzım böyle bir yanıma düştü. Hiç ağzımı hissetmedim. Sonra kendi yerine geldi dudağım kendiliğinde. Götürdüm tekrar doktora. Doktor bizi başka bir ile yönlendirdi. Trabzon'a. Gittik orada. Çocuğuma teşhisi konuldu. MS. MS teşhisi. Sonra EEG'ye yönlendirdi bizi. EEG'le çekildi EEG'si çocuğumun. Sonradan enseden gelen sinirlerde kalınlaşma olmuş. Ondan ağrı yapıyormuş. MS'den neyse kurtulduk şükürler olsun. Sizalut diye bir de Cipralex diye bir ilaç verdi. İlaç ismi vermeyelim efendim. İlaç ismini söylemeyelim. Evet efendim. Evet bunları kullandı ama şikayetlerimiz yine devam ediyor. Şöyle şimşek çakar gibi ağrılar. Başında. Efendim sorumuz var mı? Ağrı süresi nasıl? Ağrı süresi nasıl efendim hocamız soruyorlar. Şöyle bir dakika kadar olup geçiyor. Yani o şiddette olsa diyor beyin kanamasından kesin giderim diyor. Çok şiddetli hissediyor. Şiddetli, yıldırım çarpar gibi böyle. Peki efendim. Burada primer baş ağrısı düşünmüyoruz. İzleyicimizi gönderelim. Gönderelim. Peki efendim. Geçmiş olsun efendim. Size yol göstereceğiz. Hocamız bazı önerilerde bulunacak. Burada primer baş ağrısı düşünmemek, yani organik problemli bir baş ağrısına yönelmek lazım. Çünkü migrende bir saat demiştik. Gerilim ağrısında 30 dakika ağrılar olması gerekiyor. Yani süre çok kısa buradaki. Süre çok kısa. İşte migrende zonklayıcı ya da basan ağrı olabilir. Yine gerilim ağrısında basan ağrı vardır. Bu ağrı karakteri de çok farklı. Burada başka organik nedenleri aramak lazım. Belki Doppler gerekiyor. Şimşek çakar gibi ağrı. O lekelerin doğası nedir? Verilen ilaç biri kas gevşetici. Biri antidepresan, muhtemelen gerilim ağrısı gibi düşünülmüş ama bir de çok farklı nörolojik bulgular ifade etti hanımefendi. Evet, görme kaybı. Geçici görme kaybı. Burada görme kaybı ne kadar süreli, o çok önemli. Evet, his bozuklukları ya da motor fenomeni de olabilir ama EEG yapılmış galiba hiçbir şey çıkmamış. Hani bu birazcık daha derinlemesine araştırılması gereken. Hastamız herhalde tekrar başvurmak zorunda çünkü verilen ilaçlar daha çok primer baş ağrılarına yönelik. Yani gerilim tipi baş ağrılarına. Evet, o tür bir gruba yönlendirilmiş ağrı ama burada hani bir organik doğada düşünülüyor. Onun için araştırmak lazım bu ağrıyı. İsterseniz efendim lafı gelmişken sözü oraya getirmiş olalım. Hani beyinle alakalı organik problemlerle baş ağrısının alakası mesela beyin tümörleriyle alakalı gibi. Evet, mesela MS'den bahsedildi. Nadiren MS baş ağrısıyla da tabii ki çıkabilir. Bir kere söylemiştim, ağrı tipik özelliklerinde değilse
işte süre açısından olabilir, şekli açısından olabilir, ek nörolojik bulguları varsa mutlaka bir radyolojik inceleme gerektiriyor. Mesela sizi yataktan uyandıran ağrı her zaman organik ihtimali olan ağrıdır. Mutlaka bir görüntüleme yapmak lazım. Mesela ciğer gibi anomaliler, beynin biliyorsunuz aşağı doğru beyin sapı iner, bası etkisiyle basınç yükselir. Mesela ayağa kalktığınızda başınız ağrıyorsa, yatınca rahatsanız bu beyin içinde bir basınç artışını düşündüren belirtilerdir. Özellikle de nörolojik muayene bulgusu varsa MR yapmak lazım. Şimdi tabii bu kronik baş ağrısıyla radyoloji görüntüleme yapma ilişkisini inceleyen çalışmalar göstermiştir ki tek başına baş ağrısı belirtisiyle tümör ilişkisi çok zayıf. Mutlaka özellikle de beraberinde ek bulgular var. Özellikle de 10 yaşın altında. 10 yaşın altında arka çukur tümörü dediğimiz ensemizin bölgesindeki tümörleri daha çok görüyoruz. Ve bu bölge tümörleri baş ağrısı yapmadan önce mekan küçük olduğu için orada daha çok ne yapıyor? Dengesiz yürüme, kusma eşlik ediyor, basınç artışının hızlı belirtisi, çift görme, görme bozuklukları, el kullanımında, bacak kullanımında güçsüzlük gibi belirtilerle çıkıyor. Ama supratentorial dediğimiz 10 yaştaki sonraki tümörlerde hacim daha fazla, beyinde hacim daha fazla ve orada tümör yavaş yavaş büyüyerek çevresinde oluşturduğu ödemle baş ağrısı yapabilir. Ama eşlik eden hemen çoğunlukla belirti var. Çok nadiren. Zaten baş ağrısı yapıyorsa ödem vardır. Ödem olunca ilk muayenemiz göz dibidir. Göz dibinde ödem var ve kişide baş ağrısı varsa, baş ağrısı isterse belli bir noktaya yerleşik olsun, isterse tüm beyinde tarif edilemeyen bir, genellikle künt ağrı tanımlar tümör ağrıları. Ama beyefendinin ilk sorusu, yöneltilen soruda olduğu gibi basınç artışı bir kistik kitle ise vasküler şeyden beslendiği için sanki öksürükle, vasayva ile basınç ağrısı etkilenen ağrılar olduğunda da yine tümör ağrısı konusunda ya da kitle ağrısı konusunda bir şüphe duyup görüntüleme yapmak lazım. Bir de efendim gittikçe herhalde şiddetlenme durumu. Tabii karakter değiştirmesi gittikçe keza öyle. Fakat ben mesela meslek hayatımda hafif, çok hafif takılıp düşmeyle ama kusmayla giden ağrılar gördüm. Baş ağrısı özellikle kusmaysa intrakraniyal basınç artışına işaret ettiği için mutlaka görüntüleme yapmak lazım. Ama migrenin de eşlik eden, çok sık eşlik eden bir semptomu biliyorsunuz bulantı ve veya kusmadır. Evet. Gerilim ağrısında keza bulantı vardır. Onun için hani bu bulantı konusunu da altını çizmem lazım. Her baş ağrısı ve bulantısı olan insan mutlaka tümör veya beyin için bir problem değildir. Lazım. Başka özelliklerini hepsini bir araya almak lazım. Hatta migrende kusan çocuk rahatlar. Evet. Efendim isterseniz arka ilk tane sorumuz varmış. Tabii ki. Müsaade ederseniz ikisini birden alalım sırasıyla. Önce İknur Hanım'ı alalım. İknur Hanım hoş geldiniz efendim. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun. İsimler hocam. Benim 10 yaşında oğlum var. Küçüklüğünden beri baş ağrıları oluyor. Başı ağrıdığı zaman dünyayla ilişkisini kesiyor. Yemiyor, içmiyor, konuşmuyor. Kendisi bacaklarını içe topluyor, kafasını eğiyor. Hiç hareketsiz öylece yatıyor. Önceleri ağrı kesici verdiğim zaman bir saatte geçiyordu mesela. Ama bu son ağrısı bir hafta önce oldu. Sabahtan akşama kadar devam etti. Hiçbir bizimle iletişim kurmadı, hiçbir şey yapmadı. Doktora götürdüm. Takip edelim ağrılarını dedi. İşte sizin sorduğunuz soruları sordu. Hiçbir ilaç, hiçbir şey vermedi. Bu şekilde devam ediyor şu anda. Yani ben de endişeleniyorum. Nörolojik bir sorunu olabilir mi? Nasıl bir şey yapmalıyım? Bunu sormak istedim. Peki. İsterseniz efendim ikinci misafirimizi alalım. Sonra sırasıyla cevaplayalım. Ayşe Hanım sizi de alalım efendim. Buyurun. Günaydın. İyi günler. İyi günler efendim. Öncelikle böyle bir program yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hocamızı da 10 yıl öncesinden tanıyorum. Onun orada görmek de bizi çok mutlu etti. Ben de aynı şekilde. Çok teşekkür ederim. Hocam benim size bir sorum var. 4-5 yaşlarına biri. Bir kızım var, 4-5 yaşlarından beri sürekli baş ağrılar oluyor. Şimdi 12 yaşında. Beyin MR'ı çekildi. Fazla uzun girmiyorum. Beyin MR'ı çekildi. Bir şey çıkmadı ama sürekli bu baş ağrılarını tekrar ediyor. Sebebi ne olabilir? Bizi yönlendirirseniz çok mutlu olurum. Çünkü size çok güveniyorum. Eksik. Daha önce de çok dolaşmıştık. Teşhisi yine siz koymuştunuz diğer kızımızda.
Çok teşekkür ederiz efendim. Geçmiş olsun. Efendim her iki sorumuz da hemen hemen birbirine yakın. Hemen hemen aynı. Tabii bu eşlik eden belirtileri sormak lazım. İlk yöneltilen soruda bir 10 yaşında ağrı var. Şiddetli ağrı. Bir saat, en az bir saat ve hatta bir pozisyon yarım alıp çocuk bir odada yatıyor. Hani kendi tamamen soyutluyor. Soyutluyor. Bu kesinlikle şiddetli bir ağrı. Burada tabii ışıktan rahatsızlığı var mı? Gürültüden rahatsızlığı var mı? Ağrı süresi ne kadar? Bu çok önemli. Ama pozisyonla değişen bir ağrı varsa, hani rahat bir pozisyonu alıyor, yine de bir görüntüleme yapmak lazım. Karakter değiştirdiyse de özellikle de. Çünkü böyle şey fetal pozisyon tanımlıyor. Ayaklarını çekip. Evet, çok evet, migren evet. Hastaları onu söylemiyorlar. Bu ilginç bir özellik. Onun için bu vakada görüntüleme sırf bu nedenle bence gerekli. Yapılabilir. Fundus muayenesi çok önemli. Göz bir bakılması. Aslında çok kısa bir konuya geçebilir miyim? Tabii. İzninizle. Bizim az görülür diye bildiğimiz bir ağrı var ama bana çok az gelmiyor. Yalancı tümör ağrısı, iyi huylu basınç artışı sendromu. Burada MR tamamen normal ama ağrılar beyin içi basınç artışı belirtileri veriyor. Göz dibinde ödem var, bazen göz kayabiliyor, içe bakan şaşılık oluyor. Burada göz dibi ödemi gördüğümüz için bel sıvısını alıp basınç ölçüyoruz. Basınç artışı varsa o zaman içinde bir basınç artışı sendromu var diyoruz. Bunda en çok vitaminlerin fazla kullanımı var. A ve D vitamini. Son zamanlarda. Yağda eriyen. Evet, bu özellikle kolej sınavlarını hani ne deniyordu bu sınavlara? İşte o sınavlara hazırlarken SBS'ler. Anneler SBS'ler dopingler yapıyorlar. Ona bağlı var. Bir de şişmanlık. Özellikle kız cinsinde fazla. Prepubertal ya da pubertal ergenlikte ki çocuklarda görüyoruz, özellikle de kilo. Kilo vermeden de düzelmiyor. Biz orada idrar söktürücüler vererek beyin içi basıncı düzeltmeye çalışıyoruz. Onların ağrıları da hakikaten bazen zonklayıcı olabiliyor ama pozisyonla yatınca rahat kalkınca artan ağrılar tarzında olabilir. O sendrom az görülmekle birlikte basit de bir tedavisi var. Vakti geçirirseniz kalıcı görme kayıpları oluyor. Çünkü göz sinirine basınç yapıyor. Tan dolayı. Basınçtan dolayı. İki soruyla da birleştirirsek mutlaka diğer migren ölçütlerine bakmak lazım ya da gerilim ağrılarına. Eğer onları tutturmayan özellik varsa sanırım nörolog arkadaş bakmış ve izleyelim demiş. Demek ki altında nörolojik bir problem görmemiş. Hakikaten izlem önemli, sabırlı olmak lazım. Bir de ağrı şiddetleniyorsa tetikleyiciler hiç konuşmadık. Bu vesileyle onu, ben oraya da gireyim. İki kronik ağrı türümüz için gerek migren gerekse de gerilim türü ağrıda. İkisinde de psikososyal faktörler temel tetikleyici bir faktör. Mesela aile ortamında değişiklik var mı? Okul ortamında. İşte yazın ağrılar azalıp okulların açılışıyla sonbahar kışın artıyor mu? Bu önemli bir tetikleyici. Sormak lazım. Ağır fiziksel aktivite. Fiziksel aktiviteyi istiyoruz. Çünkü özellikle gerilim ağrısına rahatlatıcı bir özellik. Kısıtlayıcı olmak istemiyoruz ama çok şiddetli fiziksel aktivite artırıcıdır. Uykusuzluk çok önemli. Hepimiz hayatımızda biliyoruz. Bir de açlık. Öğün atlamak. Özellikle sabah kahvaltı edilmeden gönderilmemesi gerekiyor çocukların okula. Kan şekerleri düşüyor. Yeme arzuları daha kamçılanıyor uzun süreli bir açlık nedeniyle. O yüzden uzun öğün atlamalar, susuzluk çok önemli bir etken. Ergenler az su içiyorlar veya okul tuvaletlerini kullanmama arzusuyla sıvı tüketimi düşüyor. Bu tür bizim kronik ağrılarda özellikle migren ağrısında ebeveynlere önerim bol sıvı. Ama bu ne tür sıvı? Su, evet. Ayran. Evde sıkılmış taze meyve suyu ve süt olabilir bir alerjileri yoksa. Bu dört şey dışında market ürünü hiçbir içecek kullanmamak lazım. Özellikle tüm gazlı gıdalarda kafein var. Kafein ağrı tetikleyici. Ağrının başladığında rahatlatıcı ama başlangıçta ağrı tetikleyici. Onun için migreni olan insanlar hep kahve ve çikolata tüketmek isterler. Çikolata için eskiden bir kara bulut vardı ama çikolatadaki serotoninin tedavi edici olduğu gösterildi. Burada ağrıyı tetikleyen çikolataya konan katkılar. Raf ömrü uzatılması için konulan her türlü madde ağrınızı tetikleyebilir. Soslar, mayonezler, ketçaplar, özellikle Çin yemeklerindeki sodyum glutamat bunlar evrensel tetikleyiciler. Ama ben migreni hep sinir sistemini alerjisi gibi düşünürüm. Sistem alerjisi çok güzel bir tabir gerçekten. Düşünüyorum. Gerçekten. Zaten alerjik çocuklarda daha çok astmatik, alerjik riniti olanları sorgularsanız baş ağrısı normal çocuklara göre daha fazla. Ben bir de televizyon, bilgisayar. Son 1-2 dakikamızda yönetmenimiz uyarıyor. Aha. Televizyon, bilgisayarın da uyarıcı etkisi olabilir mi? Açıkçası spesifik bir ağrı türünü
tetiklemiyor. Ama çok uzun izlemek elektromanyetizma yarattığı için bir künt ağrı yapıyor. Lokalize bir ağrı değil, künt ağrı. Bunu yoğun kullanan insanlar söylüyor. Ondan arınmak, uzamlaşmakla da rahatlıyorsa kişi. Migreni olan kişilerde uyarmak açısından söylüyorum. Epilepsisi olan hastalarda daha fazla ışıklar, Atari oyunları tarzında ağrı tetikler ama tipik ağrısını tetikliyor ama kişisel bir özellik olur. Benim aldığım öykülerde bu oran çok düşük. Bir de efendim son olarak mümkünse tedaviyle alakalı hem de güzel haberler vermek açısından belki bir dakika içerisinde. Evet. Kabaca tedaviyle alakalı neler öneriyoruz? Aslında ağrıdan kaçınmak bence temel tedavi. Tetikleyicileri bahsettim. Besinler, açlık altını çiziyorum, uykusuzluk, fiziksel ağır aktiviteler, psikososyal, psikojen travmalardan kaçınmak lazım. Bazen çok uykuda olur. 5 gün az uyur çocuk. 6. günü hafta sonu çok uyur. Uyku düzeni bozukluğu. Ben ergenle ve uyku üstünde çok önem duruyorum. Çünkü uyku çok ihmal ediliyor. Ergenler özellikle uyku. Uyku çok üstü. Çünkü uykuda büyüyoruz. Biliyorsunuz uykuda büyüme hormonu salınıyor. Ama ergenler efendim özellikle uyumak istemiyorlar. Evet, ona karşıtlık oluyor. Yani tabii. Uykuyu red deniyor. Onun için zamanında yat. Hayır diyor ki ben gece 12'de yatıp sabah 10'da kalkıyorum. Hayır. Hani Allah'ın yarattığı bir biyoritim var. Geceler uyumak, gündüzler çalışmak için yaratılmıştır. O ritim hakikaten insanın hormon, biliyorsunuz kortizon salınımı, büyüme hormonu salınımı içinde çok fizyolojik bir düzen. Onun için 10-10.30'da lütfen yatın, sabah erken kalkın, kahvaltınızı ederek yola çıkın. Yanınızda sıvı, doğal bir sıvı içecek olsun. Hamburger gibi karışık gıdalardan uzak durun, annenizin evde pişirdiği tencere yemeklerini olun. Hiç yiyemiyorsanız meyveyle bir şekilde, kuru meyve çok faydalı, onları destekleyin. Ağrıda ağrı kesicilerin basitle başlıyoruz. Ateş düşürücü kullandığımız parasetamolün kafein kombinasyonları Türkiye'de var. Aspirin de kullanılabilir ama Türkiye'de o kombinasyon yok, kafeinle içeren. Eğer altına çizmek istediğim en önemli nokta burada, eğer o günkü atağınız tek bir ağrı kesiciyle durmuyorsa ikincisini almayın. Neden? O zaman ağrı zehirlenmesi denen kronik bir ağrıya dönüş oluyor. Efendim süremiz bitti. Evet, çok konuştuğumuz için. Estağfurullah efendim, çok keyifli, çok zevkliydi. İnşallah yine başka bir konuda tekrar sizinle görüşmek isteriz. Evet. Hatta bu konunun bile devamı gelebilir. Daha teferruatlı migren konuşabiliriz mesela. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Hocamız Profesör Doktor Dilşat Türkdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok keyifliydi. Efendim yarın sabahta hocalarımızdan yine çok kıymetli bir hocamız Profesör Doktor Ahmet Nayır hocamız bizim de misafirimiz olacak. Çocuklarda taş hastalığını konuşacağız. Nasıl tanı konur, nasıl tedavi edilir, kaç santime kadar, kaç milimetreye kadar müdahale etmek gerekir? Erken belirtileri nelerdir? Ailede olunca da çocukta olma ihtimali yüksek olur mu? Efendim bunları yarın sabah geniş bir şekilde konuşacağız. Şimdilik hoşça kalın efendim. Yarın sabah görüşmek üzere. Hey boy, 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 hey bo